Yazı nasıl en güzel şekilde değerlendirebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim bir videoya. Hoş geldiniz. Evet, biliyorsunuz ki yaz ayları böyle rahatlama, işte gevşeme, işte tatil yapma ayı olarak genelde algılanıyor, böyle biliniyor. Ama yazımızı nasıl en verimli şekilde geçirebiliriz? İşte bunu daha faydalı bir şeye nasıl dönüştürebiliriz? Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Hem de kendi yazımı nasıl değerlendiriyorum onları anlatacağım. Başlayalım. Evet, yaz için bence ilk önereceğim şeylerden bir tanesi bir egzersize başlamak. Evet, yani çok sıcak falan diye düşünebilirsiniz ama kesinlikle eğer hayatınızda spor, egzersiz gibi bir şeye hiç başlamadıysanız, daha önce hiç böyle bir alışkanlık edinmediyseniz bence bunu başlamak için çok doğru bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum. Ben 4-5 yıldır düzenli bir şekilde egzersiz yapıyorum. Hayatıma egzersizi böyle bir yaz günü karar vererek, işte yazımı verimli geçirmeyi düşünerek aldığım bir karardı ve gerçekten o zamandan beri verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi düzenli bir şekilde egzersiz yapmak. Yazın bunu hayatında geçirmek için doğru bir zaman dilimi olduğunu düşünüyorum ben. Çok küçük spor hareketleriyle, egzersizleriyle başlayabilirsiniz. Böyle ben ilk başladığımda böyle günde 5 dakikalık bir spor egzersizi vardı. Sadece 5 dakikaydı böyle YouTube'dan. Onu izleyerek başlamıştım ve gerçekten o 5 dakikalar sonra 10 dakikaya, sonra 15 dakikaya, sonra 20 dakikaya yavaş yavaş böyle artı artı çoğaldı. Ve kesinlikle yazın bir egzersize başlamanızı öneriyorum. Yani sadece dışarı çıkıp bir saatlik, yarım saatlik yürüyüşler de yapabilirsiniz. Bu ama sadece egzersiz olduğunu bilerek yapmanız gerekiyor. Yani böyle çıktınız, işte bugün zaten yürüdüm diye değil de bugün yarım saatlik sadece egzersiz olarak yürüyorum şeklinde düşünüp yapabilirsiniz. Bu hayatınıza bir sporu, bir egzersize dahil etmenizi öneriyorum. Yazın verimli geçirmek için çok doğru bir karar olabilir. Yani bu kilolu olmanız, zayıf olmanız ya da çok şey yaşınızın kaç olmasıyla alakalı bir şey değil. Yaşınız kaç olursa olsun, kilonuz, boyunuz ne olursa olsun bence fark etmiyor. Ama düzenli egzersiz yapmak sağlık açısından çok önemli. Sizi çok geliştiriyor. Hem zihinsel sağlığınıza çok iyi geliyor hem de fiziksel sağlığınıza çok iyi geliyor. Onun için yaz için kesinlikle ilk tavsiyem bir egzersize başlamanız. Sonraki tavsiyem yazın okuma alışkanlığı edinmek. Eğer hiç kitap okuma ya da bir şey okuma alışkanlığınız yoksa bence yazın bu boş vaktinizi yani okuma alışkanlığı edinerek çok güzel değerlendirebilirsiniz. Mesela işte yazın kitap okumak ekstra güzel oluyor çünkü günler çok uzun. O yüzden hava çok aydınlık oluyor. Ben gündüz gün ışığında kitap okumayı daha çok seven biri olarak söylüyorum bunu. Hem de işte böyle çok daha günler uzun olduğu için böyle kendinize ayırabileceğiniz bir saatlik, yarım saatlik dilimler daha fazla oluyor. Bu saatleri işte kitap okuyarak geçirmek çok faydalı oluyor. Okumanızı çok geliştirecek, hitabınızı çok geliştirecek, düşünme, hayal gücünüzü çok geliştirebilecek bir şey kitap okumak. Zaten birçok faydası var. Bir de çok eğlenceli bir şey aslında. Bunun farkına varırsanız, farkına vararak okuduğunuz zaman gerçekten sizi hem geliştiren hem de çok eğlendiren bir şey. Sadece ne tür okumalar yaptığınızı böyle bilmeniz lazım. Hani ne tür şeyler okumaktan zevk aldığınızı bilirseniz gerçekten okumaktan çok büyük zevk alırsınız. Onun için bu yazda eğer bir okuma alışkanlığınız yoksa kesinlikle kitap okuma alışkanlığınızı edinmenizi öneriyorum. Böyle işte gidip bir hamakta sallanırken kitap okumak, balkonda bir kitap okumak, işte bir gölgede dışarıda, işte piknikte, işte sahile gidebiliyorsanız sahilde kitap okumak çok böyle güzel bir deneyim. Kesinlikle yaşamanızı öneriyorum. Ve düzenli kitap okuma alışkanlığınızı yazın çok rahat bir şekilde edinebileceksiniz. Eğer hiç daha önce yoksa ve kitap okumaya başlarsanız bağımlılık yapabilir. Kitap okumak bir bağımlılıktır bence ve güzel bir bağımlılık olduğunu düşünüyorum. Nasıl diyeyim? Ben şimdi kendime şöyle örnek vereyim. İlk başta ben de ilk küçükken kitap okumak kısmı bana çok sıkıcı geliyordu. Dünyanın en sıkıcı şeyi kitap okumak gibi düşündüğüm zamanlar benim de vardı. Ama sonra zamanla bir şeyler okurken neyi okumayı sevdiğimi keşfettiğimde kitap okumak gerçekten çok eğlenceli gelmeye başlamıştı. O yüzden artık kitap okumak bana böyle sıkıcı bir şey değil de tam tersi böyle televizyon izlemek gibi ya da işte eğlenceli bir şey yapmak gibi olmaya başladı ama gerçekten çok keyif almaya başladım. Ve hani bu zamanla zaten okuma alışkanlıklarınız yaşınıza göre, işte yaşadığınız durumlara göre, güne göre çok fazla değişebiliyor. Onun için okuma alışkanlığı edinmek böyle birçok farklı dünyaya adım atmak gibi bir şey olarak görüyorum ben. Kesinlikle yazı bir okuma alışkanlığı edinerek geçirirseniz sizin için çok faydalı olur. Ve gerçekten gerçek bir okur olmaya başladığınız zaman çok eğleniyorsunuz, çok keyif alıyorsunuz ve sizi çok geliştiriyor. Diğer önereceğim şey de arkadaşlarımızla verimli vakit geçirmek. Nasıl? Şimdi biz böyle genelde arkadaşlarla buluşturulunca hep yemek yeniliyor, kafeye gidiliyor. Bu şekilde bir aktivite yapıyoruz. Ama ben size şöyle bir şey önereceğim. Yazı verimli geçirmek için gerçekten güzel aktiviteler bulunabilir. Ve hani yemek yemenin
kafeye gitmenin ya da bir şeyler yiyip içmenin dışında arkadaşınızla böyle verimli vakit harcayabileceğiniz yerlere gitmeniz ya da sadece yürüyüş yapabilirsiniz, bisiklete binebilirsiniz, hiç bir şey deneyimlemediğiniz bir şeyi arkadaşınızla birlikte o an deneyimleyebilirsiniz. Hani beraber kitap okuma da yapabilirsiniz mesela. Böyle arkadaşlarınızla sohbet edebileceğiniz tatlı, farklı şeyler düzenleyip yapmanızı gerçekten öneriyorum. Bu yazı verimli geçirmek için çok güzel bir aktivite. Hem de sizi çok geliştirir. Hani böyle farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Ne bileyim birçok şey var aslında bunu da yapmak istedikten sonra. Akıl yürüttükten sonra birçok şey bulabilirsiniz. Yani arkadaşınızla vakit geçirin aslında. İşin özü o. Çünkü gerçekten saatlerce sadece evde durmak, dışarı çıkmamak, tam çok sıcak oluyor kabul ediyorum. Dışarıda bir şey yapmak çok kolay olmayabilir. Evde bile beraber bir şey yapabilirsiniz ama bu gerçekten çok sıkıcı ve sürekli tekrara düşen aynı günü yaşıyormuş hissiyatına çok sebep oluyor. Onun için haftada bir yani yapabildiğiniz ne kadar yapabiliyorsanız yani her gün bile olabilir aslında. Böyle arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla böyle vakit geçirerek farklı aktiviteler yapmak bu size yazın çok verimli geçmesini ve çok eğlenceli geçmesini sağlayacak bir şey. Hem de aynı şekilde gelişiminizi sağlayan bir şey. Yani dedikodu yapmaktan bahsetmiyorum. Bir araya gelip başkaları hakkında çekiştirmek ya da başkaları ne yapmış bunları konuşmak yerine sizi geliştiren, sizin hakkınızda güzel şeyleri yapabildiğiniz aktiviteler yapmak gerçekten çok verimli olacak. Sonraki önereceğim de yaşadığınız şehri tanımak. Bu bence çok önemli bir şey. Hangi şehirde yaşıyor olursanız olun, yani nerede yaşadığınız hiç önemli değil. Yaşadığınız şehri tanımaya çalışın. Yani bir dışarı çıkın, sokağa çıkın, hiç gitmediğiniz sokağa girin, hiç gitmediğiniz bir yere gidin, şehrinizin tarihi yerlerini gezin, müzelerinizi gezin. Hani vakit buldukça şehrinizde bilmediğiniz yerlere giderek şehrinizi tanımaya çalışın. Bu gerçekten sizi çok geliştirebilecek bir şey. Hem de yaz için çok faydalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Çok verimli geçirebileceğiniz bir şey. Hani bilmediğiniz, hiç tanımadığınız bir şehre gitme imkanınız olmayabilir. Tabii ki de bir tatile gitmek, tanımadığınız yerle gezmek çok güzel. Ama aslında bildiğinizi düşündüğünüz, hep yaşadığınız yeri çoğunlukla bilmiyor olabiliyorsunuz. Çoğu insan kendi yaşadığı sokağı, yaşadığı şehri, yani yaşadığı mahallede ne olduğunu bile tam anlamıyla bilemiyor, biliyor. Bu da işte hep orada yaşadığı için sanki gereği yokmuş gibi düşünmek gibi şeyler de olabiliyor. Yani çok sebebi var. Onun yerine hani bu bilinçli olarak böyle bir gidin, hiç girmediğiniz bir sokak var mı, bir mahalle var mı, hiç gitmediğiniz bir yer var mı? Böyle bir araştırın ki eminim vardır. Ne kadar geziyor olsanız olun şehirde. Bilmediğiniz yerler vardır. Gidin oraları görün, gezin. İşte şehrinizde tarihi bir yeri varsa oralarda vakit geçirin. Bence bu çok faydalı bir yaz aktivitesi. Ben kendi mesela kendi şehrim olarak söyleyeyim. Yaşarken şeyde böyle bazen hiç gitmediğim yerlere yürüyüşler yapıyorum. Böyle hiç girmediğim sokaklara girmeye çalışıyorum. Böyle estetik mekanlar arıyorum ya da işte müzelerine falan gidiyorum yani kendi şehrimin. Çünkü ne kadar insan bildiğini düşünse de ya da başka şehirler görmek istese bazen böyle burnunuzun ucundaki güzellikleri kaçırıyor olabiliyorsunuz. Hani çoğu insan aslında gelip belki sizin şehrinizi görmek istiyordur. Ama siz orada yaşıyorken o görmeniz gereken yerleri gidip görmüyorsunuz mesela. Hani buna imkanınız var, zamanınız var ama üşendiğiniz için yapmıyorsunuz. Yani bence bunu yapın. Ben kendi şehrimde mesela geziyorum, girmediğim sokaklara giriyorum. Tanımadığım mahallelere gitmeyi severim. Çünkü oralardan geçmek, sonra mesela bir gün geçiyorken "Aa, ben burayı biliyorum" demek bile çok havalı. Ve o şehir, yani bir şehirli olma kültürü kazandırıyor size. O yaşadığınız şehre ait hissediyorsunuz. Ve bu özgüven kazandıran bir şey. Yani özgüvenli olmanızı sağlayan bir şey. Çünkü yaşadığınız yeri bilmek, oraya hakim olmak, oralı hissetmek çok önemli. Yeterince orayı bildiğiniz zaman gerçekten normal hayatta başka bir şehirde bile daha özgüvenli oluyorsunuz. Daha kolay başka yerleri geziyorsunuz. Taşınmanız gerektiği zaman yani yine oraları gezip daha iyi adapte oluyorsunuz. Yani şehirli olmak böyle bir şey bence. O yüzden bol bol şehrinizi gezin, görün. Ne var ne yok her yeri karıştırın. Köşe bucak bütün şehre bakmaya çalışın elinizden geldiği kadarıyla. Bence bu önemli bir aktivite. Evet, diğer önereceğim ve bence en önemlilerinden bir tanesi de kendinize yeni bir konuda yeterlilik kazandırmak. Evet, bu böyle biraz çok absürt gelebilir. Yani nasıl, yani yeni bir konuda yeterlilik nasıl kazanacağım diye düşünebilirsiniz ama hiç yeterli olmadınız. Yani daha önce hiç yapmadığınız bir şeyi yazın yaparak, bu konuda böyle 3 ay, çünkü yani gerçekten uzun bir zaman dilimi. Ve bu aylarda böyle bir şeyi, yani bir konuda yeterlilik kazanmak için gerçekten uzun bir süre. Yani yapabileceğiniz bir şey. Mesela işte çok basit bir örnek vereyim. İşte hiç resim çizmeye yeteneğiniz yok ya da hiç bunu deneyimlemediyseniz
Bu süreçte mesela bu konuda kendinizi yeterlilik kazandırmaya çalışabilirsiniz. Videolar izleyerek, deneyerek. İşte şiir yazmayı bilmiyorum ve şiir yazmayı öğrendim. Bu benim ne işime yarayacak diye düşünebilirsiniz. Ama öyle bir yerde işinizde yarar ki böyle, aa iyi ki de öğrenmişim. Aa iyi ki de bu şeyi, bunu deneyimlemişim demek gerçekten çok güzel bir şey. O yüzden vaktiniz varken, boş vaktiniz çokken böyle bir konu, başka konularda deneyimli olmadığınız, daha önce denemediğiniz konularda deneyim sahibi olmak gerçekten sizi çok fazla geliştirecek bir şey. Mesela spor olarak da bunu yapabilirsiniz. Yani hiç tenis oynamadınız, tenis oynamayı deneyebilirsiniz. Ve nerede işinize yarayacağınızı gerçekten bilemezsiniz. Birçok konuda da zaten size hali hazırda harekete geçerek, yeni bir şey öğrenerek zekanız bile gelişiyor farkında olmadan. Yani kaç yaşında olursanız onu fark etmiyor. Yeni bir şey denemek her zaman insanı geliştiren bir şey. Şimdi yazın bunun içinde oldukça uzun bir zaman olduğunu düşünüyorum ve yazı verimli geçirmek bence kesinlikle bir yeterlilik kazanmak. Her yıl yeni bir yeterlilik kazanmak çok önemli olarak görüyorum. Diğer önereceğim şey de doğada vakit geçirmek olabildiğince. Yani böyle ara sıra tabii sürekli gidip köye gidin ve orada yaşayın demiyorum. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Hani arada bir böyle şehrinizde deniz varsa deniz kenarında, işte park varsa o parkta ağacın altında oturarak, ayağınızı toprağa değdirerek, işte bahçeniz varsa bahçenize çıkarak, orada vakit geçirerek böyle kendinizi böyle kendi kendinize işte orada vakit geçirmek gerçekten size yaz için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli telefonun başında, internet, tamam onlara da bakın tabii ki. Bakmanız tabii ki bakabilirsiniz ama sürekli orada değil de arada bir böyle saat, bir saat çıkıp doğada güneş alarak, hani D vitamini önemli. Yazın D vitamini almayı unutmayın. D vitamini gerçekten önemli. Hani güneşe çıkın. Böyle bileklerinizi falan tesettürlüyseniz, yani tesettürler için böyle bileklerinizi gösterin. Eğer iyice güneşlenebileceğiniz yerler varsa, yani açık olabileceğiniz yerlerde güneşlenin kesinlikle. Bu gerçekten doğada vakit geçirmek, güneşlenmek, güneşe çıkmak çok önemli. Tabii saat 12'lerde çıkmayın, başınızda güneş geçer. Ama böyle sabah saatleri ya da akşama doğru. Gerçekten sizin için hem fiziksel anlamda çok faydalı bir şey. Hem de ruhunuza, maneviyatınıza çok iyi gelecek bir şey. Yazın bu şekilde değerlendirebilirsiniz bence. Yazı nasıl değerlendirebiliriz, güzel bir şekilde değerlendirebileceğimiz hakkında birazcık konuştuk. Tabii bu çok uzun bir şekilde konuşulabilecek, çok daha farklı detaylar eklenebilir bir şey. Yani sizin aklınıza gelen farklı şeyler olursa da mutlaka yapın. Yeter ki niyetiniz böyle faydalı, verimli ve kendinizi geliştirdiğiniz, özgüven, daha özgüven kazandığınız bir yaz geçirmek olsun. Hep söylüyorum, küçük şeyler asla küçük değildir. Böyle küçük alışkanlıklarla her şey başlıyor. O şekilde yapa yapa bir anda çok daha verimli, çok daha sağlıklı, çok daha gelişmiş bir şekilde olabilirsiniz. Yazı değerlendirmek, yazı güzel geçirmek sonraki aylar için çok daha verimli oluyor. Çok daha iyi hissettiriyor. Bu videomuzda bunu konuştuk. Olabildiğince yazımı verimli geçirmeye her sene çalışıyorum. Ve bunu kendi hayatımda gözlemlediğim kadarıyla bunu yaptığımdan beri, yani yaz mevsimlerimi verimli geçirdiğimden beri hayatımda her şey, böyle bir şeyler daha da yoluna gitmeye başlıyor. O yüzden size kesinlikle bu önerdiğim şeyleri yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapmak istediğiniz deneyimler işte varsa yorumları yazın. Bize de böyle ilham olur ya da burada yapmak isteyen, bu videoyu izleyen ama aklına deneyim gelmeyen insanlara da bence faydalı olabilir. Ben de okurum, yani yapmadığım bir şey varsa yaparım. Çünkü gerçekten farklı konularda yeterlilik kazanmak olsun, farklı aktiviteler olsun benim çok ilgimi çeken şeyler. Ama bazen aklımıza gelmiyor olabiliyor. Onun için yazın, bekliyorum yorumlara. Bir sonraki videoda görüşürüz. Umarım çok güzel, çok verimli bir yaz geçirirsiniz. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet olun. Arada bir şöyle kameradan geçen bir evcil sineğim var. Onunla beraber yaşıyoruz bu odada. Benim ne zaman video çeksem bu arada, dipnot. Böyle videolarıma dahil olmak isteyen, ünlü olmak isteyen ve sürekli kaçak bir şekilde videolarıma giren bir evcil sineğim var. Maruz görün, yani onu şey yapamıyoruz, engelleyemiyoruz.